座りたいんだけど。なんで？ここ俺の席。ああ、ごめんなさい。もう光ったら。Bu bana lisede ilginç bir anımı hatırlattı. Lisenin ilk yılının ikinci dönemindeyiz. Herkes birbirini az çok tanıyor. Artık belli bir grup oluşturmuşlar. Böylece kendi kendine bir oturma düzeni oluşuyor. Fakat bir tane hoca her zaman bu oturma düzeninden memnun olmaz. Bu yüzden de 2-3 hafta süren ve sonrasında kimsenin umursamadığı bir oturma düzeni oluşturur. Yine bu oturma düzenlerinin olduğu bir günde yanıma çevresi geniş olan bir kız oturdu. Bu kızın arkadaşları da ön sırada oturduğu için neredeyse her teneffüs ya benim sıram ya da onların sırasının üzerinde takılırlardı. Ben arkadaşlarla dışarıda olduğum için genellikle pek umurumda olmazdı. Yine bir gün arkadaşlarla teneffüs bitmeden yavaş yavaş sınıfa dönüyoruz. İşte bu kız ve arkadaşlar da yavaş yavaş sıramdan kalkıyorlar. Ben de yavaşça sırama geçiyorum. Fakat bir şeyler farklı. Benim masamın üstünde neden kırmızı bir sıvı var? Ulan vişne suyu mu döktünüz? Döktüyseniz niye silmediniz de kendi kendime sitem ediyorum. Böyle diyorum ama vişne suyuna da pek benzemiyor. Parmağımın bir ucuyla birazcık sudan alıp birazcık kokluyorum. Sadece kokluyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Kokluyorum birazcık ve bunun kokusu vişne suyu gibi de değil. Çok umursamayıp arkadaşlardan peçete alıp masayı silerken yanımdan sıramda oturan kızlardan biri geçiyor. Açık bir pantolon giymiş ve pantolonun arkasının büyük bir kısmı kırmızıydı ve o kısmını küçük bir battaniye ile kapatmaya çalışıyordu. Masayı peçeteyle sildikten sonra bir de ıslak mendille silip elimi bol sabunla yıkadım. Zil çalıp yanımda oturan kız sırasına döndükten sonra kendisine kısık sesle olayı anlattım ve onun kan olup olmadığını sordum ve o da onayladı. O kandı. Böyle ilginç bir anım var işte. Ne zaman vişne suyu içsem, yok yok öyle bir şey yok.